Sedat Peker Twitter'da Deli Çavuş hesabı üzerinden eski başbakan Mesut Yılmaz ve iş insanı Mehmet Cengiz'e dair yeni iddialarda bulundu. 90'lı yıllarda cezaevinden hem kendisini tahliye ettirdiğini hem de para aldığını öne sürdü. Parayı da Mehmet Cengiz'in ve kendisinin akrabası Zafer Salman üzerinden aldığını iddia etti. İddiaları Zafer Salman'a sorduk. Salman o dönem olanları de Haber anlattı. Organize suç örgütü lideri olmak iddiasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker yeni iddialarda bulundu. Peker, 1990'lı yılların sonunda cezaevine girdikten sonra elinde Mesut Yılmaz'ın kumar oynadığı görüntülerin olduğunu ve bu görüntüleri kullanarak kendisini tahliye ettirdiğini öne sürdü. Peker, kendi akrabası olan Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz'in bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Mesut Yılmaz'ın isteği üzerine Mehmet Cengiz'in cezaevinde kendisini ziyaret ettiğini belirten Peker, kaset karşılığında tahliyesini ve 5 milyon dolar istediğini iddia etti. Parayı da hem Cengiz'in hem de kendisinin akrabası Zafer Salman üzerinden aldığını ileri sürdü. DV Haber, Zafer Salman'a Peker'in iddialarını sordu. Salman olayı doğruladı. Ben, ben şimdi hem Galerazi olduğum için hem de ailenin onlardan büyük olduğum için Sedat Bey'den de ben e, hatta benim hesabıma para bir, 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 çoğu da benim hesabımdan geçmiş. Zannediyorum o dönemde Mehmet Zengiz'in e, Altın Altınzade'deki ofisinin kendi bir oradaki 4-5 tane bir kendine ait. Onun altındaki banka garanti bankası olması lazım. Oradan benim hesabıma atmıştır. Bir kısmını da elden almışım. Anladım. Galeriye götürmüşüm. Birini göndermişim Sedat Bey. Aldır, aldırmıştır. Peker anlaşmaya varılması üzerine ilk 2,5 milyon doları peşin aldığını, geriye kalan 2,5 milyon doları ise Mehmet Cengiz'in akrabası olan Zafer Salman aracılığıyla kendisine gönderdiğini savundu. Salman o dönem Mehmet Cengiz'le aralarında geçen diyaloğu da anlattı. Mehmet Cengiz mesela şöyle birkaç defa konuşmuşuzdur onunla. Ya bu, 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 parayı ne yapacak bu dediği zaman vallahi kendisi en az bu parayı ona verdin Verdiniz. Bu para onu 10 on gün uykusuz bırakacak. Nasıl dedi? Yani uykusuz kalacak. Yani para gönderdik da. Dedim ki bu parayı kime verecek ya liste yapmıştı şimdi. Kime vereyim, kime yapayım, ne yapayım diye. Onun hesabından dolayı 10 gün uyumaz dedim. Ya ne diyorsun sen dedi. Bunu millete mi dağıtacak? Evet dedim. O arada bir şok oldu tabii. Salman hesaplarındaki para transferi bilgilerinin delil olarak kayıtlarda olduğuna işaret ediyor ve savcının çağırması durumunda da her şeyi anlatacağını ifade ediyor. Savcılıktansa olaya ilişkin herhangi bir araştırma veya soruşturma başlatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.